Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde sahte kayıp kedi ilanı var. Bir sürü bastırdık ve bunlarla birlikte tüm sokaklara gideceğiz. Duvarlara basacağız. Ve ne yapıyoruz Elif? Dolandırıcıları buluyoruz. İnsanları kandırmaya utanmıyor musunuz? Parayı atarsanız 5000 lira gösterin. Lan oğlum bırak, ne yapıyoruz? Yok 10 kişi toplandık. Girecektim, oradan zorla parayı alacaktınız benden lan. Bant yok lan. Ha şurada. Şurada bantı getir. Koş arkadaşlar, getir kardeşim. Tüm dolandırıcıları tespit edip bakalım ne olacak ya? Ne diyecekler? Aynen, ya arayacaklar arkadaşlar. Mı? Buraya da numaramı koydum arkadaşlar. Şöyle. Bakalım ne diyecekler? Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Hemen asalım bence. Gerçi burada otopark ya. Otopark olduğu için yani gelenler olur. Daha çok işlek yerleri de koyacağız arkadaşlar bu arada. Elif ne asıyor ya Allah aşkına? Karpuz mu asıyorsun? Ne yapıyorsun? Karpuz gibi kafamı ya. Evet, as kardeşim oraya. Astın tamam. Gel. Tamamdır. Bak vallahi, vallahi çok güzel gözüküyor. Gel birkaç yere daha asalım. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki. Sitedekiler anladı bu arada. Ama otoparktakiler anlamaz herhalde. Bir şey olmaz ya. Acaba insanlar... Hadi başka yere gidelim. Çok atlı arabayla başka yere gidelim. Hadi geldik kardeşim hadi. Gaza gelme hemen. Evet. Bambaşka bir yere gel. Evet. Bambaşka bir yere geldik Elif. Evet. Duvara da as kardeşim. Şimdi arkadaşlar evet, en şöyle çok bir... insanların geçtiği yer burada. Aynen burası çok geçiyor da evet. Şu an iftar saati olduğu için az kişi var. Ama burada baya bir insan geçecek yani onu biliyoruz. Kardeşim bana tutar mısın? Evet. As kardeşim. Bu işleri bana yapmayın. Hadi kardeşim as kardeşim. Kardeşim atar mısın? Bir tane de direği yapıştıralım. Ne? Şöyle. Ne? Direği yapıştıralım kardeşim. Ne? Direk mi? Yapıştır kardeşim hadi. Madem orta direk Şaban diyorsun yap bakayım kardeşim. Yap şovunu. Lan ters astın, ters astın. Elim ters astın. Çıldırmak üzereyim şu an. Gel sen ters bile atsan dolandırıcılar onu oranın bir çevirir okutur ha. Öyle bir şey aynen kardeşim. Aynen. Evet şimdi. Vermiyorum, vermiyorum. Versene. Lan ters astın ya şaka mısın sen? Tabii. Biz nasıl artık? Şuna bak şurada düzgün astın, orada düzgün astsana. Elif hadi yaparsın bunu. Ya hayır Elif ya. Ha üstten tutturacağım. Şöyle. Tamam tutayım da yardımcı ol. Oo kardeşim ben olsam bunu çok dikkat çeker ha. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı tatlı duruyor ya. Misha kaybolmuş. Gel. O sırada evde bizi bekleyen Mişa'nın olaylardan haberleri yok. O sırada Mişa tuvaletini yapıyordur. Evet Elif, meydana geldik. Evet aşırı yani kalabalık. Meydanda şu an herkes var yani illaki gözükür. Buraya bir yere yapıştıralım. Hemen ne yapalım bir dakika dur. Şöyle direğe yapıştırsana. Koy kardeşim hemen. Kayıp kedi. Hadi. Dur yapıştırsana hadi. Evet. Kayıp kedi. Var ya şu an buradan herkes görür abi. İşte, o baksana meydan. Efsane kalabalık. Birazdan burası var ya. İftardan sonra bayağı çok dikkat çekiyor direkt arayacaklar. Fiyat 25 bin lira. 25 bin TL. Ben de aradım. Hadi hemen gidelim başka yere. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Tüm ilanları yapıştırdık. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada bir gün geçti. Ben telefonlarımı kapattım arkadaşlar. O telefonu kapattım. Şimdi açtım bakalım kimler arayacak. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ben... Heyecanla bekliyoruz. Aslında Mişa burada. Mişa burada Mişa. Bakalım kim arayacak. Mişa'yı bulmuş gibi şey yapıyorlar ya. Sen kayboldun mu? Sen kayboldun mu? Evet. Sen şurada dur canım. Bakalım arayacak. Şu an telefon açık. Bekliyoruz kim arayacak acaba. A few moments later. Behliyoruz. Vakit geçmiyor. Sanki iftara kadar vakit geçmiyormuş gibi. Mişacığım ben çok heyecanlıyım ya. Acaba bizi nasıl kandıracaklar? Vallahi çok merak ediyorum. Ben de. Ne yapacaklar bizi acaba? Bakalım bekliyoruz. Aslında Mişa burada kardeşim. Aslında Mişa. Mişa'yı sevenler derneği oluşturalım. Senin gibi. Benim gibi mi? Cani. Sandım mı? Şimdi ha 10 kimse aramıyor lan. Gitti. Oğlum açmadık mı lan biz? Kimse aramıyor bizi. Razı etmem. Lan ne kimse aramıyor? Allah Allah. Kimse aramamış. Aa arıyor. Biri arıyor. Vallahi biri arıyor. Ses. Açıyorum. Alo. Alo. Alo buyurun. Alo. Geliyor mu sesin? Evet buyurun. Tamam buyurun siz aramış. Ali sürücüyle mi görüşüyorum? Ya Ali sürücüyüm de ben. Ali sürücü yazmadım ki. Nereden buldunuz numaramı? Kedinizi buldum. Ha vallahi mı? Evet. Aa çok mutlu olduk ya. Nerede acaba şu an? Nerede buldunuz? Bahçelievler'de mi? Ya ne alaka ya bahçelievlerimiz bitmedik ki. İşte sen. Artık ben buldum kedimizi. Yani siz bahçelievler'de mi buldunuz çünkü? Efendim? Ben bahçelievler'de buldum. Verdiğim IBAN'a parayı atarsanız 5000 lira gösteririm kedinizi veririm. Ya tamam da. Efendim gelir alırsınız. Tamam bahçelievler'de bulmanız imkansız çünkü biz Sultan Gazi'deydik yani. Bahçelievler'de nasıl oldu kedi anlamadım ki. O... Demek ki çalan arkadaşlar olay attılar. Allah Allah çalındı mı? Ben buldum kedimizi. Allah Allah. Ya fotoğraf atma imkanınız var mı? Bir görsek bizim kedi mi acaba? Şimdi bir sürü kedi var. Ben kedimi tanırım. Şimdi verdiğiniz kuantadaki paranın yarısını atarsanız ve eskini gösterin. Sonra diğer yarısını atarsanız da kolum atarım size. Tamam da hani ben şeyini sadece fotoğraf yani ücretli bir şey değil ki. Sonuçta bir fotoğraf atsanız göreceğim ben zaten. Şuna bak ya, şuna bak ya, bizi yapmaya çalıştığına bak ya. Ön ödeme istiyor. Lan fotoğraf atacağım. Bir tane WhatsApp'tan çekip fotoğraf atacaksın ya. 12 bin lira istiyor. Ne diyor? Efendim? Seçim sizin yani, karar sizin. Ya tamam da beyefendi şimdi böyle olmaz yani. Ben hani kedi için tamam anladım da 12.500 lira istiyorsunuz. Yanlış anlamaysam bir fotoğraf için. Evet.
Ya diğer 12.500'e de konum atarım, kedinizi alırım. Ya ya ben şu an güvenemedim ki yani. Şey, fotoğraf atmak zor bir şey değil sonuç olarak. Bir şey de kaybettirmeyecek size yani. Ya siz de bir alim sürücüsünüz yani. 12.500 size bir şey kaybettirmez. Ya çok sevdiğiniz bir kedi. Ha Ali sürücü ol, tamam ben anlıyorum, kedimi seviyorum eyvallah da hani şimdi görmeden nereden inanacağım ya, belki beni dolandırmaya çalışıyorsunuz. Biz insanlık namına bir şeyler yapıyoruz. Ya insanlık namiyeti neyse işte bir fotoğraf alsaydım ben. Ya fotoğraf size ne kaybettirecek? Tek kullanımlı bir fotoğraf atın bana, zaten kaybolacak. Ben sizi şikayet etmeyeceğim bir sonuç olarak. Ben sadece fotoğrafı görmek istiyorum. Tamam atıyorum. Gönderin o zaman bir bakayım. Tamam gönderiyorum, teşekkür ederim. Arkadaşlar fotoğraf attı mı? Ha lan! Ne? Dur bakayım, bizim kedi. Bir dakika ya, fotoğrafı nereden buldu? Bakayım. Arkadaşlar Misha'ya benziyor ama Misha bu kadar küçük değil. Bir dakika, hayır Misha değil bu. Bu Misha değil zaten arkadaşlar, internetten Misha'nın fotoğrafını bulmuş. Allah Allah. İnanmıyorum. Oğlum dolandırıcılıkta insanlar zirve yapmış, bu ne? Çıldırmak üzereyim. Arkadaşlar bu Misha değil. Misha çok bu benziyor. Yavru halindeydi, yavru bu. Yavrum bu gibi. Arıyorum. İnanmıyorum ya, nasıl bir dolandırıcı bu? Arkadaşlar inanmıyorum ya. Google'dan fotoğraf bulmuş. Merhaba. Kedimizin resmini yolladım. Bu yalnız benim kedimin yavru hali yani. İnsanları kandırmaya utanmıyor musunuz? Yani bu kadar küçük değil benim kedim. Benim kedim büyük. Sizin kediniz? Benim kedim değil. Benim kedim, benim kedim ben biliyorum yani. Kocaman. Benim kedim büyüdü. Eskiden o haldeydi ama benim kedim büyüdü yani. Ali Bey, sizin kediniz olmasa da ben 12.500 lira resim atma parasını isterim. Ha. Oo. Lan resim atma parası. Ben insanlık namını atacaksınız diye söyledim. Ya insanlık namına diyorsunuz da yalan fotoğraflar atıyorsunuz. Ayıp değil mi yani şimdi bu? Ya şu yalan fotoğrafı bir 2000 liraya anlaşalım o zaman. 5. Yok. Oğlum adama bak lan, fotoğraf parası istiyor benden. Ciddi. Ya birader git işine ya Allah aşkına ya. Kedi atma fotoğraf parası nedir ya Allah aşkına, git ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Ya ne iyiliği kardeşim, sen gelmişsin bana başka adam kedinin fotoğrafını atıyorsun bana ya, böyle şey mi olur ya? Ya attığınız kedinin aynı. Ya kedim değil o benim, o benim kedim değil. Resimde ben aynı zannettim. Ya böyle yaptığınız ayıp, şu an benim kedi yanımda. Yani ben bunu dolandırıcıları avlamak için yaptım, siz de demek ki dolandırıcı çıkmışsınız. Anlayacağım bu yani. İnsanları kandırmayı dolandırmayı utanmıyor musunuz yani, böyle o iş mi olur ya, şuna bak ya. Yüzüme kapattı. İşte bak arkadaşlar, böyle bir şey yok ya. Attığı kediye bak Allah aşkına ya. Ya böyle bu bir şey kim ya? Arkadaşlar evet, Misha vallahi çok benziyor. Evet, bu arada internetten falan mı buldu bunu? Bence internetten buldu. Ya da böyle bir kedisi mi var acaba? Allah Allah. Ya arkadaşlar millet var ya kafayı yemiş ya. Yemin ediyorum var ya, fotoğraf atma parası diyor, çıldıracağım ya. Fotoğraf atma parası ne? Bir de arkadaşlar şey diyor, tam yalan fotoğraf olabilir ama değil diyor. Kafası karıştı galiba adamın, sırf parayı nasıl yalan söylüyor? Neler yaptı bu insanlar? Başka bakalım kim arayacak. Bu bekleyelim. Sefer konuşayım mı? Bu sefer sen konuş hadi. Ya şu kedi de çok tatlı. Elif o Misha değil, Misha burada. Of. Bak Misha burada uyuyor. Ya arkadaşlar Misha uyuyor, siz neyin kafasındasınız? Çok heyecanlıyım. Aa bakalım. Aa bir an adı. Lan bir an sessiz duymadık. Bir dakika hemen ben arıyorum. Ben konuşayım mı bu sefer? Bu sefer sen konuş, tamam. Da şu an bir aradı ve ulaşamadık. Arkadaşlar şu an bir aradı, geri arıyoruz bakalım. Alo. Merhaba. Ya ben sizin büyüyenizi gördüm de kedinizi ben buldum. Kedinizi dışarıda buldum. Gerçekten mi? Evet, kedinizin bacağı sakattı da dışarıda buldum. Çok acı ve çok susuzdu. Kedim şu an ne yapıyor? Kediniz şu an yanımda benim. Aa tamam, onu ne yaptınız şu an? Nerede? Yanınızda değil mi? Evet şu an yanımızda kediniz. Kedinizi aç ve susuzdu. Şu an yemeğini falan her şeyini verdim. Sütünde şu an yanımda. Çok teşekkür ederiz. Oğlum adam yalan söylemedi. Bir numara lan. Bu nasıl bir yalan? Dedim sakattı, sütünü aldım, şeyini aldım, yalancı. Tamam şimdi bence buluşalım. Kedimi bana verin. Ben de size parayı vereyim. Parayı şu an atmanız gerekiyor ama. Neden? Yani şu an kedinizi yanında istiyorsanız gösterebilirim ama şu an gerekiyor. İstiyorsanız tamam, bir fotoğraf atın. Bana şu an IBAN atmanız gerekiyor. Oğlum hayırdır lan? IBAN hayırdır lan? Kedimin fotoğrafını istiyorum, yoksa para veremem maalesef. Yani siz bana parayı atın, ben size kedinizi göstereceğim, problem değil o. Önemli olan şey sadece para şu an. Belki bizim kedi değil. Ya sizin kedi, siz parayı atın, ben size göstereceğim kediyi. Ya birader bak, kaç saattir duruyorum yani, yaptığın ayıp değil mi kardeşim? Kediyi fotoğrafını atacağız diyorsun, hala para istiyorsun. Ya bir fotoğraf atacaksın ya. Bir fotoğraf için para mı istenir ya? Kapattı lan! Sen kimsin, benim yüzüme kapatıyorsun? Hayırdır lan! Bir daha telefon ver. Biri daha arıyor. Telefonlar yayıldı. Arkadaşlar biri arıyor şu an. Bakalım ne olacak? Alo. Alo. Alo, merhabalar. Ben bir tane kedi buldum da
satıcı mı acaba? İlan yapıştırdım. Evet, 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 doğrudur. Doğru mu? Ben hastanenin oradayım da bak yavrum ona çocuklar getir diyordu. Çocukların elinden aldı. Ben geleyim, bekliyorum sizi, gelir misiniz? Nerede abla, nerede tam olarak hastane? Ya bu şey, hastanesi var ya. Tamam. Tamam işte ben oradayım, eczanenin yanında. Ha, tamam teyze, biz hemen geliyoruz o zaman da hani kedinin bir fotoğrafını falan atabilir misin bize? Tamam atayım. Tamam. Çekerim atarım ben. Tamam, biz yola çıkacağız o zaman. Ama çabuk gelin, tamam mı? Bak işim gücüm var, ben sizden uğraşacağım. Ya abla tamam da hani şimdi yani işin gücün var da bizim kedi hemen geldi zaten 5 dakika bizim orası. Tamam tamam hadi. Hemen çıkıyoruz abla gitmesem. Tamam. Tamam hadi. Tamam. Hayvana, çabuk gel. Tamam tamam geliyoruz hemen. Hemen geliyoruz abla. Ulan. Teyze çağırdı. İşin gücüm var diyor. Oğlum harbi çağırdı, acaba ne yapacak? Parayı alıp bağıracak mı? Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Abla harbiden bekliyor ya. Acaba ne yapacak? Düşünsene paramızı alacak böyle. Parayı isteyecek. Oğlum diyecek poşetlerde falan. Acaba gitsek ne yapacak ha? Gelecek mi? Bilmiyorum. Ama yok resmen be. Rahat rahat geleyim. Oğlum benim belli işim olmaz vardı. Bu ablaların teyzelerin vallahi. Korktum ben. Bir de hemen gelin falan filan diyor. Ben de biraz korktum. Bak hiç kimseden korkmadım, ablalar korktu. Düşünsene abla bir bağırıyor böyle. Falan filan. İşi gücü de varmış. Ya yalana bak sen ya. Allah. Vay be. Kaç tane kedi buldu lan insanlar. Lan millet para için var neler yapıyor ha Elif. Cidden ha. Ama bu teyze para istemedi. Parayız. Hayır. Hayır diyor ki hemen gelin işim var. Hemen gelin işim var diyor yani. Hemen parayı almak istiyor. Biz hastanenin oraya astık ya. Hastanenin oraya astık ya. Aa evet. Orada görmüş o teyze demek ki. Evet. Vay be. Ya sizin yalanınızı. Aa, birisi diyor bahçeli evlerde gördüm. Biri diyor hastanenin orada gördüm. Vay yalanınız batsın be. Oğlum kimse aramıyor lan. Şimdi siz telefon bekliyorsunuz. Aa bir dakika dur. Lan biz bunda yabancı numaraları sessiz almışız. O yüzden sesler gelmiyor. Arkadaşlar benim numaram çok yayıldığı için bu numaram. Ben bu numarayı sessiz almıştım. Çünkü telefon susmuyordu. Onu bir kaldırayım ben. O yüzden millet bana ulaşamıyor hemen. Bekliyoruz. Mesajlar, bayağı mesajlar da geliyor bu arada arkadaşlar. Abi kediyi buldum. Abi Ali sürücü müsün? Lan ne ara gördünüz beni? Fotoğrafımı ne ara gördünüz orada? Aha vallahi bir arıyor. Farklı bir numara. Alo. İyi günler. İyi günler. Ben kayıp kedinizi buldum da. Tamam. Nerede? Sultan Gazi Belediye'nin orada. Belediye'nin orada, tamam. Bayağı aç ve susuz kalmıştı. Biz ona yemek falan verdik. Vallahi çok teşekkürler ya. Vallahi çok mutlu oldum ya. Bir kedi görebilme imkanımız var mı? Fotoğraf falan atsanız. O mu değil mi diye. Yani atamam şu anda. Neden? 10 kişi falan var. 10 kişi niye var? Kedinin yanındayız. Ha kedinin yanındasınız. Kediyi buldunuz ekipçe. Efendim? Yani grup olarak mı kediyi aramaya mı çıktınız anlamadım. Evet gördüğümüzden dolayı aramaya çıktık. Ha ya buldunuz sonuç olarak. Evet bulduk. Ha 10 kişisiniz. Ya bulduğunuza dair bir fotoğraf atma imkanınız var mı yani? Bir görsek en azından. Yani yok atamayız. Neden? Tamam ben geleceğim de yani fotoğraf atsanız sonuç olarak 10 kişisiniz yani ben. Nereden anlayacağım benim kedimi bulup bulmadığınızı? 10 kişi yani biz buradayız. Siz gelirseniz anca görebilirsiniz. Fotoğraf atma imkanımız yok. Ya gelirseniz görebilirsiniz. Tehdit mi ediyorsun sen şimdi beni yani? Hayır ben tehdit etmiyorum. Size sadece gelirseniz görebilirsiniz diyorum. Vallahi ben yani gelmek istiyorum ben. Sahi de vereceğim bu arada. Komple hepsini de vereceğim de hani nakit olarak da vereceğim bu arada. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi hani 10 kişisiniz falan diyorsun. Fotoğraf atmıyorsun. Yani ben şu an şüphelendim yani. Şüphelenmene gerek yok. Gelip görebilirsin. Kedim yani şu an yanımızda. Kedi maması falan yiyor. Ya dostum tamam. Ya kedi maması da bak şimdi hangi kedi maması yediğinde o farklı mama yiyor. Şimdi sen niye ona farklı bir kedi maması veriyorsun ki? Benim kedim hassas kardeşim. Kedi maması verdim sadece. Tamam kardeşim niye veriyorsun ki? Ben kedim hassas diyorum kardeşim benim. Sen niye başka kedi mamaları veriyorsun ki sen? Sen direkt beni arayacaktın. Sen niye böyle yapıyorsun? Ama aç ve susuz kalmıştı. Ya kardeşim su ver o zaman ya. Süt vermem onun yerine, su içmez. Süt dokunur. Oğlum süt dokunuyor, su niye vermiyorsun? Yalancı. Oğlum milleti kandırıyorsunuz lan, 10 kişiymiş bekliyormuş. Kedim eli kaybolmadı. 10 kişi gelip oradan parayı almaya çalışacaktınız benden değil mi? Yalancı. Abi yalan atmıyorum. Lan oğlum bırak, ne yalan atıyoruz? Yok 10 kişi toplandık, gidecektim oradan zorla parayı alacaktınız benden lan. Lan oğlum bırakın lan bunları lan. Lan oğlum bur... Allah'ım çıldıracağım ya. Kediniz yanımıza gelin. Ya oğlum hala kedim yanımda diyor. Çıldıracağım oğlum. Parayı almak. Allah oğlum dolandırır. Kedi benim yanımda. Dolandırıcıları ortaya buyur çıkartmak kedi için yaptık bunu. Sen de tam bir dolandırıcıymışsın. Helal olsun valla. 10 kişi alacaktınız parayı benden. Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Abi. Oğlum ya. Oğlum siz nesiniz lan? He? Para için neler neler yapıyorsunuz? 10 kişiymiş. Olayı anlatayım arkadaşlar. Ben şimdi ne olacaktı biliyor musun? Ben gidecektim oraya. 10 kişi geleceklerdi böyle. Kardeşim parayı ver, marayı ver falan filan. Orada parayı benden almaya çalışacaklardı. Benden nakit dedim ya. 10 kişi bir de toplanmışlar.
Kediyi bulmaya çıkmışlar. Güya. Oğlum hayırdır lan? Oğlum biz çıldırtırız lan adamı lan. Bir de hala en son Zoli'ye parayı almak için yalan söylüyor. Ha bir de abi diyor ya gel süt verdim diyor, su verdim diyor. Mama verdim diyor. Hayırdır kardeşim senin? Mişe'nin de yediğini nereden biliyor? Mişe nerede? Mişe uyuyor arkadaşlar. O sırada Mişe'nin hiçbir şeyden haber olmaması ve osur osur uyuması da beni mutlu ediyor. Mişe, Cenim, ya Allah'ım şu tatlına bak ya, şu güzelliğe bak. Allah'ım arıyor lan. Mişe kayıp için arıyorlar. Mişe. Mişe burada aslında. Alo. Aleyküm. Aleyküm selam. Kediyi de onun için aramıştım da. Evet buyurun, buldunuz mu kediyi? Evet buldum. Oh. Şükürler olsun ya Rabbim ya. Dün akşam mı buldunuz? Evet, bir gün bizde kaldı. Aa, vallahi şok olduk ya. Nerede buldunuz? Nasıl, nerede buldunuz ya tam olarak? Ya işte AVM'nin oralarda buldum. Allah Allah. Ona şükür ya, vallahi çok özledik. Ya bizim kedi değil mi, yanlış olmasın? Beyaz, mavi gözlü. Evet, çok kedi. Oh ya, Elif ya, gel sarılalım sen de. Ay, çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum abi. Ya. Almaya gelebilir miyiz peki, ne yapabiliriz ya? Görebilir miyiz kediyi? Görebilirsiniz ama önce işte ödül yazmışsınız. Aynen 25 bin lira yazdık oraya. Vereceğiz, direkt vereceğiz yani, hiç sıkıntı yok. Kediyi hemen alırsak direkt vereceğiz yani, hiç sıkıntı yok. Bununla masraf ettik. Bir ton kum falan aldık, ev aldık kediye. Bir kardeşim çalıştı, şimdi nasıl yaparız? Ya kardeş çalıştı. Ya biz de çok üzüldük ama sonuç olarak bizim kediniz. Ya da 25 bin lira vereceğiz hani, en fazla ne kadar tutmuş olabilir ki masraflar? Ya işte veterinere falan da götürdük yani. Toplamda bize 10 bin liraya falan patladı. 10 bin lira mı? Ya 10 bin liralık ne oldu ki, ben anlamadım yani, 10 bin liralık ne olabilir ki? Aşılarını yaptırdın. Aşıları biz yeni yaptırdık zaten. Keşke yaptırmasaydınız. Keşke yaptırmasaydınız ya. Of, şimdi daha çok hasta olacak. Tekrar yaptılar o zaman, yani yapılması gerekiyor dediler. Ya tamam da hani bir kedi aldınız, bir yani özel kedi, cins kedi sonuç olarak, siz niye hemen veterinere gidiyorsunuz, hani sahipleniyorsunuz ki? Sokak yani kedisi sonuç değil sonuç olarak yani. Biz de ilanı görene kadar sahiplendik işte, yani ne yapalım? Ya sahiplendiniz de beyefendi, bir baksaydınız, bir araştırsaydınız yani, bir gün içerisinde 10 bin lira masraf yaptım diyorsunuz. Şimdi siz bizden toplam kaç para istiyorsunuz yani? Yani totalde 35 bin lira yapıyor. 35 bin lira. Yani size duyarsa önce atarsınız ödemeyi, ben de getiririm. Beyefendi ya, biz niye ilk başta ödemeyi atıyoruz? Ya ödemeyi mi atayım? Evet. Oğlum 35 bin lira istiyor, kafayı yiyeceğim ya. 35 bin lira ne ya? Bir de kumunu aldık, evini aldık. Kumunu aldık, evini aldık. Kardeşim olursun. Lan yalan var ya, sizin yalan ağzınıza yuva yapmış, yuva. Allah belanızı vermiş. Geliyor mu sesin? Ya evet, sesiniz geliyor da yani şimdi biz yani gerçekten şoktayım şu an. Kediyi bulduğumuza çok sevindim ama 35 bin TL biraz fazla değil mi yani? Yani tamam kedi, evet güzel. Yani biz şu an aldığımız o kadar masraf yapmadık yani. Kediyi sahiplendiğimizde çok kadar masraf yapmadık. Hani tamam anladım, bir de kediyi de fotoğrafında görmem lazım. Tamam 35 bin lira da hani çok yani. Hem kediyi görmedim fotoğraf. Söylüyoruz ama da uzattınız yani. Ya bir fotoğraf atsan. 50 bin lira, 50 bin lirayı verirsiniz ya da daha göremezsiniz. 50 bin lira mı? Ne? 50 bin lira bu sadece. Babacım bir kedinin, tamam bir fotoğrafı alabilir miyim ben kedinin? Ben kedinin fotoğrafını alabilir miyim? Alo. Benim sesiniz gelmiyor. Nasıl, sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Ulan adama bak, fotoğraf isteyince sesiniz gelmiyor diyor. Fotoğraf alabilir miyim fotoğraf? Fotoğraf önce atın ödemeyi, ondan sonra gönderirim. Yani ne kadar bir ödeme? 50 bin lirayı istemiyorsunuz hemen herhalde. Yok 50 bin lira artık, çok uzattınız. 50 bin lira atacağım, fotoğraf mı atacaksınız? Evet, ondan sonra kediyi getiririm. Ya ben sadece tamam, ben hadi 50 bin liraya da okeyim şu an ama hani gelince belki pazarlık yaparız ama hani en azından dediğim fotoğrafı görseydim daha iyi olmaz mıydı? Ya benim harcadığım parayı da vermezseniz ben önce ödemeyi alırım. Ya tamam ben ödemeye okeyim zaten, siz bakın. Hatta bak 25 bin lira olan ödülü iki katını 50 bin liraya çıkarttınız masraf yapıyorum diyerekten. Tamam dedim bak, göz kırp... Ben size niye güveneyim için? Ya ben size ben güvenmek değil ki bak, 50 bin lira sonuç olarak sizi düşünün, bir kediniz kayboldu, sizi biri arıyor böyle. Kedinizi buldum, 25 bin lira 10 bin lira masraf yaptık. Canım sıkıldı, hatta 50 bin lira istiyorum, bankaya atın yoksa görmezsiniz diyorsunuz. Yani normal mi sizce? Ben olsam direkt gönderirdim yani, çok sevim. Ya kardeşim demek ki sen o zaman yani dolandırılmaya müsait bir adam olursun. Ama ben değilim kardeşim. Sen kimi dolandırmaya çalışıyorsun? Dolandırıcı. Ne ilgisi var be? Neyin ne ilgisi var ya? 50 bin lira istiyorsun. Kedi burada bizim yanımızda. Biz orayı açtık. Tamam kardeşim, hayır ya, bırak ya. Kardeşim, kedimiz yanımızda. Kedim yanımda diyorum. Benim kedim şu an yanımda, gayet de güzel uyuyor. Orada çekebilir miyiz hemen? Kedimiz çok güzel uyuyor. Biz dolandırıcıları avlamak istedik. Yani kardeşim biraz daha iyi dolandırıcı olabilirsin. Direkt 50 bin lira istiyorsun, at diyorsun. Yani biz salak değiliz yani. Git kendine başka dolandıracak insanlar bul kardeşim. Böyle şey mi olur ya? İnsanlık bitmiş. Yani gerçekten yazıklar olsun ya. Vallahi ben bir şey demek istemiyorum. Puh, senin gibi adama. Kapattım. Tamam.
Batırım tabii. Slovakya bu nedir ya kardeşim ya? Bir şey yok, bayağı uzak. Oğlum 25 bin diyor, masraf mı yaptık? 35 bin diyor. Canımı sıktınız, 50 bin TL. Hayırdır ya? Hayırdır, hayırdır. Vallahi gerçekten ben Elif, yani çıldırmak üzereyim. Bak hala arıyor. Alo kardeşim, bizi daha fazla arama. Dolandırıcılara yüzümüz yok. Kapattık ya. Bahçeli İlk baştaki dedi. Bahçeli evlerden geldi. Ne dedi bize bir de? Ne söyledi? Ali sürücü oğlum nereden biliyor? Ali sürücü oğlum nereden biliyor? Bir de bahçeli evlerde. Bir senin ben yalanı. Videolardan. Yok be, ne alakası var ya. Bak benim fotoğrafım da WhatsApp'ta da gözükmüyor. Bence o beni asarken fotoğrafları gördü kes. O yüzden geldi. Fotoğrafları asarken gördü Ali sürücü diye. Diğerleri zaten bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Birisi 10 kişiyiz diyor, biri şeyiz diyor. Ulan millete bak. En sondaki adama bak, 50 bin lira istiyor. Ben tanımadım adama 50 bin lira atacağım. Valla ne yapacağız ya? Vallahi bilmiyorum ya. Yani gerçekten hala böyle yalancı insanlar var ya. Bir de öyle bir dolandırmaya çalışıyorlar ki 50 bin verin tamam, daha kedinizi vermem. Gerçekten çok şaşırdım. Yani kedim kaybolsa demek ki bir sürü dolandırıcı olacakmış bizim başımızda. Gerçekten yani inanması güç. Bayağı değişikti ya. Arkadaşlar aynı anda açak. Cizkola girem. Evren anlamadım ama. Bu tarz videonun devamı için ne yapıyoruz Elif? Kanala abone olup videoya like atıyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.